Kızılay'ın çadır sattığı iddiası gündemdeki yerini korurken Başkan Kerem Kınık'ın istifa edip etmeyeceği tabii tartışma konusu oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldıkları televizyon programlarında Kızılay'ın tartışma konusu olmasından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler. Bir kere Kızılay'ın satmak kelimesiyle bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. Asrın felaketi sırasında çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'a bir tepki de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Kızılay Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi. Belki en başında geliyor bu anlamda insani yardım bakımından. Ve herkesin en zor zamanlarda işte kan ihtiyacımız oluyor ilk akla gelen Kızılay. Türkiye'de bir kurumun itibarı şahısların kendi kişisel düşüncelerinin değerlendirmelerinin itibarının ötesinde bir şey. Kızılay'ı hepimizin öz bebeğimiz gibi korumamız lazım. Görev yapanlar da, yönetimdekiler de, başkan da dahil olmak üzere. AK Partili Bülent Turan'la başlayan tepkiler hükümetin diğer üyeleriyle devam etti. Kınık'a tepki gösteren isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tı. Tabii kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar ama burada biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin genel kurulları var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler ve usuller uygulanacağı da mevzuatta belli. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Peki bunca tepkiye rağmen Kızılay Başkanı Kerem Kınık neden hala görevde? Kamuoyunda şöyle bir algı var. İşte bu niye görevden alınmıyor? Bu resmi bir makam değil. Yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil. Bir spor kulübü nasıl dernekler statüsündeyse bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı kendi genel kurulları verir. Yani ben tabii ki bu süreci yönetmesinden rahatsızım. Yani bir kere en başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu.